ETV Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Stüdyo saatlerimiz 19'u gösterirken yine en güncel satırlarla karşınızdayız. Atatürkçü Düşünce Derneği Akhisar Şubesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla Akhisar Gölet'teki belediye salonunda Cumhuriyet Balosu düzenledi. Geceye katılan davetliler okunan şiirlerle duygulu anlar yaşarken vals ve Atatürk'ün dinlediği şarkılarla coştu. Atatürkçü Düşünce Derneği Akhisar Şubesi Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yılı dolayısıyla Akhisar Gölet'teki belediye salonunda Cumhuriyet Balosu düzenledi. Geceye katılan davetliler okunan şiirlerle duygulu anlar yaşarken vals ve Atatürk'ün dinlediği şarkılarla coştu. Gecenin en anlamlı konuşmasını Atatürk'ü gören biri olarak Nevin Dağlı yaptı. Dağlı, 92 yıllık anılarını, Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kuruluşunu katılımcılar anlatarak geceye damgasını vurdu. Geceye katılarak destek veren CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de bir konuşma yaptı. Biçer, "En büyük bayramımızı kutluyoruz" sözleriyle başladığı konuşmasını, Anapartalardan başlayıp Samsun'da taçlanan ve 30 Ağustos zaferinin elde edilmesiyle kurulan bu cumhuriyetin değerleriyle anlaşamayan zihniyet, bugün ülkeyi başka bir rejimle çağdaş ve medeni ülke olmaktan çıkartıp karanlıkları doğru sürüklemeye çalışmaktadır. Ancak bilsinler ki yüreğinde cumhuriyet sevgisi taşıyan bizler buna müsaade etmeyeceğiz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Bunu korkmadan büyük bir sevgi ve aşkla, coşkuyla kutlayın. Hep birlikte kutlayalım dedi. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından Şemsiyeli Sokak'ta açılan Cumhuriyet'in Renkleri sergisinde kursiyerlerin yaptığı birbirinden güzel eserler görücüye çıktı. Şehzadeler Belediyesi tarafından atıl bir durumdayken yüzlerce şemsiye kullanılarak oluşturulan Şemsiyeli Sokak etkinliklerinde yeni adresi olmaya başladı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından Cumhuriyet'in Renkleri isimli karma serginin açılışı Şemsiyeli Sokak'ta gerçekleştirildi. Bunun bir benzerini serginin açılışına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Ermiş, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Eğitim Birsen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Buradan itibaren Manisa. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, birbirinden farklı eserlerin yer aldığı sergide yüzlerce eser bulunduğunu ve çalışmaların iki gün boyunca vatandaşların beğenisine sunulacağını kaydetti. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Şehzadeler Belediye'mizin Şemsiyeli Sokak adı altında yapmış olduğu böyle güzel bir sokağa, Manisa'mızın, Şehzadeler şehri Manisa'mızın tarihi, kültürel değerlerini ortaya çıkarmak, yapılan halk eğitim merkezimizde yapılan çalışmaların vatandaşların görüleceği bir şekilde burada sergilenmesi için bugün bu sergiyi açmış bulunuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, belediyemize, sendika başkanlarımıza, oda ve dernek başkanlarımıza, katılımcı herkese burada oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra bu sokakta çok daha güzel çalışmalar, ürünler sergilenir ve Manisa'mızın tanıtımına katkıda bulunur diye düşünüyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şemsiyeli Sokak'ta bu tür sergilerin açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ben de çok mutluyum Şemsiyeli Sokak'ta bu tür sergilerin açılması. Burada sanatsal, kültürel faaliyetlerin yapılması, şehrin tarihi dokusunun merkezinde böyle etkinliklere ev sahipliği yapılıyor olması bizi mutlu etmiştir. Bundan sonra da bu tür sergiler için, Şemsiyeli Sokak bu tür faaliyetler için kullanılmaya devam edecektir. Halk eğitimle, milli eğitimimizle işbirliği içerisinde hizmet etmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar hep destek olduk. Ortakta birçok kurslarımız var. Belediyemizin açtığı kurslar da devam ediyor. Eğitime, 7'den 70'e her yaşın eğitimine bugüne kadar hep destek olduğumuz gibi bundan sonra da karşısında onuna kadar destek olmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Gelini ben alayım, hanıma götür.
Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden ve kendini görmek isteyen 11 yaşındaki Sıla'nın dileğine kayıtsız kalmadı sevgili seyirciler. Minik kızı evinde ziyaret eden Başkan Çerçi, ailenin sıkıntılarını gidermek için de talimat verdi. Muraziye Mahallesi'nde annesi ve iki kardeşiyle birlikte yaşayan Sıla Oğraş, Yunus Emre Belediyesi'ni arayarak Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi'nin yardımsever olduğunu ve onu görmek istediğini söyledi. Sıla'nın isteğini geri çevirmeyen Başkan Çerçi, Oğraş ailesinin evinde ziyaret etti. Nasılsın? Habib mi bunun adı? Evet. Nasılsın? Benim babasından mı? Yok. Yok mu? Babamız var da sizsiniz. Allah. Ziyarette Başkan Çerçi'ye Belediye Meclis Üyesi Ozan Otçuoğlu ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ahmet Mustafa Süzer eşlik etti. Kızım siz kiminle yaşıyorsunuz burada? Biz abi. Üç tane çocuğum var. Birisi kimdi? Öteki ufak, daha ufak olamadı. Ha, o da Muhammed. Mama yiyor şu an. Kaç yaşında? 1,5 yaşında abi. Sıla ile yakından ilgilenen Belediye Başkanı Çerçi, annesi Ayşe Uğraş'tan küçük kızının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Benim annem dün akşamdan beri hastanede yatıyor. Nerede oturuyor onlar? Burada Muraliye'de oturuyorlar ama hani bana bir şeyleri yok. Ben tek başımayım. Yani sizden başka hiç kimsem yok. Nurhan abi, Allah razı olsun, geliyor, ağrımızı hatırımızı soruyor. Kaymakam abi ağrımızı hatırımızı soruyor. Başka kimsemiz yok. Yani bir bayramda kapımızı çalanımız yok. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir gözünü kaybeden Sıla, Başkan Çerçi'yi çok sevdiğini belirtti. Teşekkürler, bana bir şey olursa annem çok iyi bakıyor. Annem sana ne olacak? Böyle şeyler düşünmedi. Anneciğim, bir de öyle şeyler söyleme, tamam mı Sıla? Kurban olurum. Bana sana bir şey olmayacak ki Sıla. Anne, kurban olurum sana Sıla. Başkan Çerçi, maddi imkansızlık dolayısıyla zor günler geçiren aileye belediye olarak yardım edeceklerini ifade etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği eski garaj yeni projenin sözleşmesi imzalandı. Eski garaj olarak bilinen alana yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve sosyal donatı alanları 24 ayda tamamlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği büyük projeler arasında yer alan eski garaj yeni projenin imzaları atıldı. İçerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Kent Müzesi, 1000 tezgahlık pazar yeri, 1500 kişilik salon, sinema salonu, kütüphane, kültür merkezi ve gençlik merkezini barındıran eski garaj yeni projenin sözleşmesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda imzalandı. Yüklenici firma yetkilileriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu arasında imzalanan projenin iş yapım süresi 750 gün olarak açıklandı. Çünkü Manisa'nın çevresini değiştirecek, Manisa'daki sosyal yaşantıyı geliştirecek dev bir proje. Yalnız Büyükşehir Hizmet Binası değil, bunun içerisinde pazar yeri, kapalı otoparkı, sinema salonları, konferans salonları, kütüphanesi, birçok aktivasyonun bulunduğu bir sosyal yaşam alanı olacak. Böyle bir proje, Manisalıların özlemle beklemiş olduğu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulan Teknokent'te özel bir firma tarafından dünyanın ilk aküye bağlanan ve düşük voltaj girişli inverter kaynak makinesinin dağıtımı için 6 ülkeyle şimdiden ön anlaşma yapıldı. Teknokent bünyesinde Ar-Ge çalışmalarını yürüten Mars Dynetech firması tarafından düşük voltajlı jeneratöre ihtiyaç duymadan çalışan dünyanın ilk kaynak makinesi üretildi. Yeni bir teknoloji olmamasına rağmen dünyada böyle bir çalışmanın yapılmadığı kaynak makinesi, iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek tasarlandı. Elektrodu çok rahat değişebiliyor. Kaynak yaptı, bitirdiği anda düğmesine bastı, çıktı yenisini kullanabilir. Su altı torcu olarak, yani su altı gemi kaynakçılığında da kullanılabiliyor. Onun da onayları
alınmak üzere. Kaynak makinesi ile birlikte eksi 50 derece ile artı 50 derece sıcaklıkta 1500 volta dayanıklı otomatik kaynak pensesi de geliştirildi. Kaynak makinesi düşük voltaj girişli olduğu için su altında da kullanıma uygun olarak tasarlandı. Makinenin ayrıca savunma sanayiinde zorlu arazi şartlarında askerlerin kırılan, bozulan teçhizatlarının da rahatlıkla yerinde onarılması hedefleniyor. Kaynak makinesinin tanıtım töreni ise Teknokent'te gerçekleştirildi. Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Hüseyin Aktaş tanıtım töreninde bir konuşma yaptı. Manisa Celal Bey Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin bu tür ürünleri önümüzdeki aylarda ve yıllarda yaygın olarak Türkiye ekonomisine, Manisa'ya kazandırılacaktır. Buradaki temel özelliğimiz, özellikle seri üretimle sonuçlanacak ürünlerin ortaya çıkması konusundaki stratejimizin bölgemize ve Manisa'mıza birinci derecede katkısı, direkt ve endirekt olarak istihdam oluşturmasıdır. Mars Dynetek firması kurucu ortağı Tamer Balkan geliştirilen kaynak makinesi ile ilgili teknik detayları anlattı. Kaynak makinalarının 12 ve 24 voltla çalışan tipi. Sahada, arazide, tarım sektöründe, askeri alanda, kamyonculuk ve tır sektöründe kırılan, bozulan herhangi bir parça tamiri için şehre götürülmesi en az bir gün kayıp demektir. Bu tip bir ürün ekstra bir enerji kaynağına gerek kalmadan sadece ağır iş makinelerinin ve normal tarım makinelerinin kendi akülerinden faydalanarak kaynak gerilimini ve akımını üretmektedir. Aküye bağladığınız takdirde motor rölantide ise motor çalıştığı sürece kaynak akımı alabiliyorsunuz. Balkan, kaynak makinesinin insan sağlığına uygun ve iş güvenliği yasaları gözetilerek üretildiğini belirtti. Tamamen iş güvenliği yasalarına uygun olarak ve kurallarına uygun olarak üretilmiş olmasıdır. Kesinlikle bir çarpılma ve enerji kaçağı bulunmamaktadır. Açık devre gerilimi normalde 50 voltun altındadır. Bu da insan sağlığı için yeterli bir seviyedir. Bu yaklaşık 8 senelik bir Ar-Ge sonucunda. Ama buraya geldikten sonra bu birikmiş Ar-Ge buranın olanaklarıyla 3 ay içerisinde hayata geçti. Balkan, makinenin özellikle savunma sanayinde kullanılmasıyla askeri anlamda pratiklik kazandıracağını sözlerine ekledi. Savunma araçlarında da biliyorsunuz savaş sırasında veya intikal sırasında bozulabilecek, kırılabilecek parçalar o birliği veya en azından 10 kişiyi geride bırakmak durumunda kalıyor. Veya araç yediği getirilmesi durumunda kalıyor. Veya yol dar ise çok kısa süre içerisinde yolun açılmaması bir handikap. Bu o makine sayesinde kırılan parça onarılarak en azından yoldan çekilmesi veya yürür hale tekrar kavuşturulması açısından bir artı özellik. Balkan makine ile ilgili olarak İspanya, Almanya, İtalya, İran, Fransa ve İngiltere olmak üzere 6 ülkede dağıtımı üstlenecek firmalarla ön anlaşmaların yapıldığını sözlerine ekledi. Şu anda makine için 6 yurt dışı ülkesiyle ön anlaşma yapıldı. Bu Torch için de bütün dünya ilgileniyor. Yaklaşık 16 ülkede dağıtımını üstlenmek üzere. Onların da ön anlaşmalarını yapacağız. Seri üretime Aralık ayından itibaren geçiliyor. İddialı, şöyle esasında bilinen bir teknoloji fakat diğer firmalar önem vermemiş bu dala. Yani bulunmuş, yani atomun bilmem kaçıncı formunu bulmuş değiliz. Ama adamların veya insan diğer firmaların önem vermediği bir kısımda bir buluş gerçekleşti. Manisa'nın Soma ilçesinde domates yüklü bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi sevgili seyirciler. Tonlarca domates yola saçılırken kamyon sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Edinilen bilgilere göre kaza Soma 40 Ağaç Karayolu'ndaki kavşakta meydana geldi. Çanakkale'den yüklediği domatesleri Akhisar'da bir fabrikaya götürmek isteyen ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü, Soma 40 Ağaç bağlantısını sağlayan kavşağa hızlı girince kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen kamyonda bulunan tonlarca domates etrafı saçılırken sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Etrafa saçılan domateslerden sağlam olanları toplanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bültenimize spor haberleriyle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 10. haftasında Grand Medical Manisa Spor sahasında konuk ettiği Dieter Ümraniye Spor'a 2-0 mağlup oldu. Grand Medical Manisa Spor Teknik Sorumlusu Hamit Cihan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yaptı. Kazanmak için çıktığımız bir müsabakaydı. Böyle bir haftayla çalışmıştık aslında. Oyuna baktığımızda kötü de bir müsabaka geçirmedik. Fakat rakibe vermiş olduğumuz birkaç tane pozisyon basit hatalarla gol oldu. Kendimizin yakalamış olduğu bazı pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef puan alamadığımız bir karşılaşma oldu. Ligdeki durumumuz bakımından oldukça endişe verici bir durumdayız. Fakat bunu önümüzdeki haftalarda puan kazanarak buradan kurtulmanın yoluna bakacağız. Cihan, bir gazetecinin maç sırasında yapılan pas hataları ile ilgili sorusuna da yanıt verdi. Evet, pas hatasının olmasının sebebi hızlı oynamaya çalıştık. Yani rakibin toparlanmasına izin vermeden hızlı kaleye gitmeyi amaç edinmiştik. Dolayısıyla bundan kaynaklanan bazı pas hataları oldu. Söylediğim gibi önümüzdeki periyot içerisinde çalışmalarımıza bu tür eksiklikleri de katarak bunu gidermenin yoluna bakacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ligin 5. haftasında Arkas Spor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-21, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla geçen Büyükşehir'in sultanları ligde 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü. Baş antrenör Aykut Dağlı yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı başarılı grafiğini sürdürüyor. Yeşil beyazlı takımımız ligin 5. haftasında İzmir temsilcisi Arkas Spor'la karşılaştı. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve Manisalı voleybol severler izledi. Sezon başından beri rakiplerine set vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Arkas karşısında da aynı seriyi sürdürdü. Sultanlar ilk seti 25-21 önde bitirdi ve skoru 1-0 yaptı. İkinci sette rakibini oyundan düşüren Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-17'lik sonuçta skoru 2-0'a getirdi. Üçüncü sette iki takım da bireysel hatalar yapmasına karşın hırs ve isteğini salona yansıtan Manisa Büyükşehir Belediyespor 25-21'lik skorla oyunun sonucunu tayin etti. Bu karşılaşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor gruptaki puanını 15.3 yaparak yenilgisiz liderliğini sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor Ligi'nin 6. haftasında İstanbul temsilcisi Sarıyer Belediyespor'la deplasmanda karşılaşırken Arkas Spor da Salihli Belediyespor'u konuk edecek. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Handbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Okullar Arası Cumhuriyet Kupası Handbol Turnuvası sona erdi. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Okullar Arası Cumhuriyet Kupası Genç Erkekler, Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Handbol İl Birinciliği müsabakaları oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi. 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında çok amaçlı spor salonunda yapılan müsabakalarda 7 erkek 2 kız takımı olmak üzere toplam 9 okul takımı mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Yıldız Kızlar'da Hafsa Sultan Ortaokulu 1. Cemal Ergün Ortaokulu ise 2. oldu. Yıldız Erkekler'de Çağatay Uluçay Ortaokulu 1. Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 2. Akşemsettin Ortaokulu 3. Cemal Ergün Ortaokulu ise 4. oldu. Genç erkeklerde ise Salihli İMKB Lisesi 1. Halit Görgülü Lisesi 2. Manisa Anadolu Lisesi ise 3. oldu. Oynanan final müsabakasının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.
Bir RTV ana haber bülteninin sonuna daha geldik sevgili seyirciler. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. İyi akşamlar efendim.